münafığın silahlarından çok fazla silahı anlattık biz, çirkin de silahları. Bir yöntemi de münafığın, ben İslam'ı yaşamıyorum ama yaşamasam da işte alim gibi, hoca gibi bilgim vardır. Herkesi uyarırım adı altında. Müslümanlara köpek gibi saldırır münafık. Kendi yapmaz ama yapmadığını gizlemez yani. Bir kısım münafıklar da yaptığını iddia eder yani, çok takva olduğunu iddia eder. Bak birçok çeşit ayrılıyor, dikkat edersen, dallara ayrılıyor. Mesela gizlice namaz kılmaz, kılıyorum der ama kılmaz. Ama bazı münafıklar vardır, namaz kılmadığını söyler, içki de içtiğini söyler, fuhuş yaptığını söyler ama fuhuşa, içkiye ve zinaya yönelik Müslümanlara karşı çok azgın ve saldırgan olur. Mesela Müslümanlara iftira atabilir, Müslüman, mümin kadınlara. Halbuki fuhuşun kendisi içindedir, yaşayan insandır. Fakat mümin kadınlara, mümin hanımlara fuhuş iddiası veyahut haram eylem iddiasında bulunabilir. Mesela kendisi açık saçık normal hayatı yaşarken veyahut yaşatırken mümin kadınlara tesettür iddiasıyla saldırabilir. Yani münafık karakterinde bu vardır. Veyahut kendi içki içtiği halde Müslümanların içki içtiğini iddia ederek onlara iftira atabilir. Ama alenen de içer. Ama azgındır. Yani bu çok fazla toplum içinde görüyordursunuz böyle tipleri. Çok fazladır. Yani zibil gibidir. Onun için münafıkların dallara ayrılmasını şema olarak da hazırlamak lazım. Yani nitelikli niteliksiz, Müslüman gibi görünen ama Müslümanlığı yaşamadığını açıkça gösteren de vardır. Müslümanlığı çok iyi yaşadığını iddia eden de vardır. Oradan da ikiye ayrılır. Çirkef, azgın olanları vardır. Bir de çok sakin, terbiyeli efendi gibi görünen ve sinsi olanları vardır. Yani gizlice gidenler. Bunları da iyi ayırt etmek gerekiyor.